Efendim Asya Balkan TV ekranlarına hoş geldiniz. Bu videoyu çektiğimiz saat itibariyle 26 Şubat 2023 e, akşam saatlerine artık geçtik böyle yavaş yavaş hava kararıyor. E, tabii gündemimiz 27 Şubat 2023 e, sabahına nasıl bir Türkiye e, uyanıyor, nasıl bir dünya uyanıyor. E, bunu ele alacağız. E, tabii ki videoyu çektiğimiz saat itibarıyla yani bu ülke çok hızlı gündem değiştiren bir ülke e, ve bu nedenle. Hani videoyu çektiğimiz saat itibariyle ifadesini özellikle belirtiyorum. Biz çektikten sonra başka şeyler olur olur mu olur? Burası Türkiye yani. Ee, şimdi e, konumuz gündemimiz ne? E, tabii ki Türkiye e, hala deprem felaketinin e, acılarını e, yaşıyor ve yaralarını sarmaya çalışıyor ve e, ikinci bir gündem maddesi de biraz da bununla da bağlantılı olarak e, dolaşık iki konu e, birbirine e, tabii ki yaklaşan. Seçimler, bu iki konuyu Türkiye konuşuyor. Seçimin ne zaman yapılacağı, işte aday gösterme takvimi, işte deprem süreciyle ilgili konular, hepsi birlikte değerlendiriliyor. Biz de bu konuları size özetlemeye çalışacağız başlarken kanalımıza abone olmanız çağrısını da yapalım efendim. Siz de değerlendirmelerinizi yorumlarınızı lütfen yorumlar bölümüne ekleyin ve biz de biz bunlardan yararlanıyoruz daha sonra tabii. Ee, bu konuda ricamız olsun ve e, gündemimize gelecek olursak hafta sonu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup e, toplantısı yapıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen bir toplantı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda ve yani, konu olarak da tabii ki deprem e, ile ilgili e, yaşanan süreç e, bunu değerlendirdikten sonra da Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi süreci ile ilgili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildiği ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu olarak 26 Şubat günü gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme sürecinde oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verilmiştir ifadesini kullandı. Demek ki artık yavaş yavaş masaya kuvvetli oturmak istiyor tabii doğal olarak Sayın Genel Başkan da. Altılı Masa'nın bileşenlerinden Saadet Partisi lideri Temel Karamallıoğlu'nun da katıldığı bir canlı yayında ilk kez aday isimlerini zikrettiğini görüyoruz. Altılı Masa'nın olası Cumhurbaşkanı adayının kim olabileceği konusunda yaptığı açıklamalar var, dikkat çeken açıklamalar. Temel Bey şöyle demiş, kıyısından köşesinden daha önceki toplantılarda buna da temas edildi ama ciddi şekilde de hani ele alınmadı yani karar verici bir görüşme yapılmadı anlamında altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuda atıfta bulunanlar oldu dile getirilen isimler de oldu demiş kim o isimler bakın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve e, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın isimlerin gündeme geldiğini belirtmiş e, Temel Karamolluoğlu Ve yaptığı açıklamada işte hayır biz aday belirleme sürecinde eleştiriliyor ama biz henüz geciktiğimizi düşünmüyoruz demiş. Ve e, Cumhurbaşkanı adayının e, seçim tarihi belirlendikten sonra ilan edileceğini biz defaatle belirttik demiş. Böyle bir stratejileri olduğunu söylemiş. Tabi e, bu strateji doğrudur yanlıştır. Bu bizim e, konumuz değil ama e, Temel Bey böyle bir şey e, dile getirmiş e, tam bu konuyu ele alacaktık ki deprem oldu. Biz de bunu konuşmayı uygun görmedik e, demiş. Ve e, bundan sonra kendi ev sahiplerinde yapılacak olan toplantıda e, bu konunun e, artık e, masaya geleceğini ifade etmiş. E, bakalım neler yaşanacak. Bu hafta önemli gelişmeler olabilir bu konuda. E, Temel Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde bunlar olurken, muhalefet ve işte seçimle ilgili e, hazırlıklarını yaparken... Ee, tabii bir taraftan da seçimi kim yapacak? Seçimi yapacak olan kurum, Yüksek Seçim Kurulu'nda gözler. Ee, bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı bir açıklama yok bizim e, takip edebildiğimiz kadarıyla ama TRT tarafından e, resmi kurum olduğu için kamuoyuyla paylaşılan bilgilere de itibar etmek herhalde uygun olur. E, TRT'de yapılan e, açıklamalara bakılırsa... E, işte dip, deprem nedeniyle yıkıma uğrayan illerde seçimlerin nasıl yapılacağı konusunda e, bir takım kulis bilgileri paylaşılmış e, ve Yüksek Seçim Kurulu'nun bölgenin şartlarını yerinde gözlemlemek için depremden hasar gören illere, illerde inceleme de bulunacak heyetler göndereceğini ifade etmiş ve bu 11 ili özellikle ziyaret edeceğini söylemiş. TRT haberde yer alan bilgiye göre depremzede e, seçmenin durumu, diğer illere tahliye edilenler, seçim güvenliği gibi konuları da bu heyet bir rapor hazırlayacak ve oluşan rapora göre Yüksek Seçim Kurulu konuyu ele alacak. Deprem bölgesinde yaşayanların seçimlerde nerede oy kullanacağı, Yüksek Seçim Kurulu yetkililerinin bölge ziyaretinden sonra artık netlik kazanacak diyor TRT. Öte yandan depremzedelerin yerleştirildiği çadır kentlerde oy kullanması, oy kullandıkları oy sandıkları için işte konteynerlar oluşturulması gibi konular gündeme gelecek. Oy kullanılamayacak bölgelerde yani bunu artık oy kullanmanın müsait olmadığı bölgelerde yakın sandıkların birleştirilmesi seçeneğinin konuşulacağı ifade ediliyor. Ayrıca depremzedelerin nüfus kayıtlarını taşımaları durumunda yani diğer illere bulundukları illerde oy kullanabilmelerini sağlanabilmesi için de çalışmalar yürütülüyor. Yüksek Seçim Kurulu seçim sürecinde değişen ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliklerine gidebileceğini belirtiliyor seçmen kütüğündeki güncellemelerin takip edileceği AFAD çalışanları ve işte bölgede deprem gönüllülerinin bulunduğu illerde bu kişilere de oy kullanmada kolaylık sağlayacak, fırsat sağlayacak bir genelge çıkarılmasının gündemde olduğu ifade ediliyor. Şimdi seçimlerin gündemi böyle, siyasetçiler bunları konuşuyor fakat halkın gündeminde hala Tabii ki artçı depremler, bölgede yaşayan ya da yakın şehirlerde yaşayan, illerin illerde yaşayan vatandaşların artçı depremlerden dolayı tedirginlikleri var. Bir de e, tabii başka nerelerde önümüzdeki aylarda, yıllarda büyük deprem olabilir diye e, korkuluyor ve gözler deprem profesörlerinin ağzından çıkacak cümlelerde. E, en çok takip edilen isimlerden birisi de hiç şüphesiz profesör doktor Naci Görür. o e, işte Sık sık televizyona çıkıyor ve o da son e, yaptığı bir açıklamada, Türkiye'de 7,2 ila 7,4 büyüklüğünde deprem beklenen illeri paylaşarak aslında tedirginliği bir anlamda istemeden de olsa o tabii görevini yapıyor onu eleştirmiyoruz ama tabii ki doğal olarak söylediği şeyler endişe yaratıyor beklenen illeri ve bölgeleri paylaştığı bu çağda bizim canlarımızı deprem vesilesiyle cana toprağa vermememiz gerekir diyen yani görür İstanbul haricinde İstanbul'u zaten hani sayıyor Kahramanmaraş'ı da sayıyorduk dedi. Orası ne yazık ki gitti. Bundan sonra da iki tehlikeli bölge daha var. Bunlardan bir tanesi Su Erzincan, Karlova arası. Diğeri de Karlova, Bingöl, Gönlük arası diyor. Yani Doğu Anadolu fay hattıyla Kuzey Anadolu fay hattının tam da kesiştiği bölge kırılmamış Doğu Anadolu'da iki tane faydan bahsediyor. İnşallah birlikte kırılmaz bunlar da. Yani birlikte kırıldığı zaman çok daha vahim sonuçlar bir Teknik olarak mümkün mü onu da bilmiyorum ama böyle dediğime bakmayın siz benim. Sadece gönlümden geçeni söylüyorum. Vahim şeylerden korktuğum için. Bu iki fayın 7.2 ile 7.4 büyüklüğünde depremler üretebileceğini söylemiş hoca ve bunun bunlara bir ilavete ilaveyi de İzmir körfezini söylemiş. İzmir'de çok büyük bir fay var. Yine küçük faylar da var. Ve buradaki ciddi bir fay özellikle İzmir'deki o ciddi fayın, Körfez'deki ciddi fayın 7 ve daha üzerinde deprem üretme potansiyeli olduğunu ifade etmiş ve işte daha önceki bir depremde Körfez alanına 70 kilometre olmasına rağmen 117 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatmış ve zeminin zayıflığına dile getirmiş ve İzmir bölgesinde de 12-13 tane aktif fay olduğuna dikkat çekmiş. Peki ya İstanbul depremi diyecek olursanız onunla ilgili de açıklamaları var. Çınarcık bölgesinde de deprem beklediğini ifade eden Naci görür, kırılma neredeyse kırılmayan yerde yer duruyor. Yani ona bakmak lazım. Diyor. Nerede kırılmamış? Orası duruyor diyor. Yani kırılacak bir gün diyor. Özellikle İstanbul'daki depremi bir gün mutlaka gerçekleşeceğini veya yaklaştığını belirtmiş. Bölgede bir sismik boşluk var ifadesini kullanmış. Bizim yaptığımız bütün araştırmalar Marmara'nın kırılma mecburiyetini gösteriyor. Adalar fayı ve Kumburgaz fayı ya ayrı ayrı ya birlikte kırılacak diyor. Yani işte herhalde anladığımız kadarıyla bu faylar ayrı ayrı kırılırsa 6,5-7 şiddetinde ama birlikte maazallah kırılırsa 7,5'a kadar şiddetli de büyük bir deprem ...söz konusu olabilir diyor. Batı Tekirdağ'da da bir pay var ama o 1912'de kırıldığını düşünüyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da deprem olacak dememizin nedeni de bu bilimsel gerçeklik diye özetlemiş. Öte yandan artçı depremlerin devam ettiği bölgelerle ilgili de çok önemli bir uyarısı var. Şimdi siyasiler yaklaşan seçimle bağlı olarak ve tabii ki vatandaştan yükselen taleplere bağlı olarak... ...bir an evvel depremden etkilenenler için konutların yap yapılmasını istiyor... Bunun için çaba gösteriyor, emek sarf ediyor, mesai harcıyor ve bununla ilgili de bir süreç başlatmak başlamış da durumda. Ancak çok önemli bir uyarısı var. Naci Hoca'nın diyor ki, artçı depremlerin devam ettiği bölgelerde beton dökmenin sakıncaları var diyor. Betonun prizlenme döneminde ciddi çatlak ve tahribatlar olabileceğine dikkat çeken görür beton görevini göremez hale gelebilir ifadesini kullanmış yaptığı bir tweet, e, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda biz de bunu bu vesileyle dile getirmiş olalım. E, bir diğer konuda deprem yardımları bu konuda e, yerinde hani hala tartışılıyor ve sıcak bir gündem. E, en çok konuşulanlardan bir tanesi de Haluk Levent'in e, kurduğu Ahbap Derneği ile ilgili e, süreçler. Bununla ilgili zaman zaman bir takım yani kamuoyunda da eleştirilen işte hususlar var. Eleştiriden kastettiğim şu. Levent Haluk Levent'in Ahbap kuruluşuna eleştiri getirenleri eleştiriyorlar aslında. Yani onu da belirtelim. E tabii ki kimse sorgulanamaz değil. Haluk Levent de sorgulanır ama yani şimdi zamanı ve yeri değil. Üst, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Haluk Levent de ekibiyle birlikte önemli hizmetler yapılırken yani yapılan eleştirinin yıkıcı olmaması lazım. Ben onu dile getirmeye çalışıyorum. Şimdi burada... E garip bir haber var şimdi herkes işte Kızılaycılar işte afatçılar Kızılaycılar bir tarafta diğer tarafta da ahbapçılar diye yani böyle bir algı saçma sapan bir algı ben bunu saçma buluyorum Yani iki taraf birisi kamu adına hizmet etmeye çalışıyor diğeri sivil toplum adına bu işi yapmaya çalışıyor ki Çağdaş ülkelerde sivil toplum kuruluşlarıyla kamu kuruluşları birlikte çalışırlar birbirlerinin rakibi olmazlar. Ama Türkiye'de böyle garip bir algı oluşturuldu. Niye oluşturuldu ben de anlam veremiyorum ama bu bir gerçek. Ve şimdi ki haber bu algının aslında ne kadar saçma olduğunu da gösteriyor. Niye? Çünkü hemen deprem sonrası Ahbap Derneği'nin Kızılay'dan 46 milyon lira karşılığında çadır satın aldığı anlaşıldı. Ya <gülüyor> garip. <gülüyor> Başka boyutları da var. Yani şimdi 46 milyon liralık çadır Kızılay'ın envanterinde varsa, ben yani şimdi kendi soruyorum, yani kendi kendime sorguluyorum. Varsa böyle bir envanterde böyle bir çadır varsa, e bu çadır Kızılay niye satar? Yani satmak yerine yani hemen sahaya sevk edip neden ihtiyaç sahiplerine e, vermez e, ahbap Derneği'ne de kardeşim sende madem böyle bir para var sen bu parayı burada değil de mesela şu işte kullan diye niye yönlendirici olmaz ya kamu kuruluşu sivil toplum kuruluşlarını tabii ki yönlendirir yani bu e, kamunun görevidir e, ama neden böyle bir şey olmadı da onun yerine işte birbirlerine çadır sattılar aldılar falan G garip bir durum tabii ki bu e, ünlüler tarafından da e, sosyal medyada e, eleştirildi işte. Armağan Çağlayan'ın bir şeyini okudum ben. İşte gerçekten anlamadığım için soruyorum. Zaten o çadırlar Kızılay tarafından ücretsiz dağıtılmayacak mıydı? Kamu değil miydi o çadırlar? Niye satılır? Nasıl satılır anlamında bir paylaşım yapmış. Berna Laçin yine onun da bir sosyal medyada da çok takipçisi var Berna Hanım'ın. Onun da bir şey var paylaşımı var. Kızılay özel iştiraki ile işte. Her zaman normal zamanlarda çadır satsın kamp yapmak için falan hani almak isteyenlere satsın. Buna itiraz edemeyiz. Tıpkı soda sattığı gibi demiş. Ama depremde insanlar donarak ölür, ölürken bunu anlamam mümkün değil demiş. E, işte e, susuzluktan ölen vatandaş için kızı da Soda'yı parayla yollamak gibi diye de bir benzetme yapmış. E, Teşbikte hata olmaz. Berna Hanım'ın açıklaması böyle. Yine Demet Sağaroğlu işte o da müzisyen biliyorsunuz onun da bir açıklaması var. Ahbap çadırları hem parayla alıyor hem yine AFAD'ın koordinasyonuyla AFAD'ın belirlediği yerlere kuruyor. Ahbap Kızılay'a 46 milyon lira bağış yapmış olmuyor mu bu durumda diyor? Yani Kızılay bu kadar çadır üretebiliyorsa bu çadırların ücretsiz olarak depremzedelere ulaştırılması gerekmiyor muydu? Ahbap Kızılay'a vereceği parayla daha farklı ihtiyaçları karşılayamaz mıydı? Kızılay'ın hala ne kadar bağışa ihtiyacı var? çok sorular geliyor aklıma başka vakıf ve STK'lar e, bu şekilde para mı verdiler diye sormuş e, Demet Sağroğlu. Tabii vatandaş sorar. E, yani e, sorgulanmayacak da bir durum değil açıkçası. E, Şan Gökbakan'ın biraz bu işe e, hafif de espri katarak yaptığı e, bir şey var. E, Taking rose, giving rose öyle mi demiş. Hani Türkçesiyle al gülüm ver gülüm e, demiş. O da bir, bir şeyler e, ima etmiş. Peki bu konuda Haluk Levent ve Kızılay'dan nasıl açıklamalar geldi? Twitter üzerinden gelen açıklamalar var. Özet yapacağım ben. Haluk Levent diyor ki ya deprem olmuştu. Benim de acil çadır ihtiyacı olduğu da görülüyordu. Nereden satın alabiliriz diye baktık. Üretebilecek olan kuruluşlar bir haftadan evvel biz size çadır teslim yapamayız dediler. Bizim de sorgulayacak durumumuz. Yani acaba işte ne yapabiliriz diyecek halimiz yoktu. Baktık ki Kızılay satıyor. Aldık mealinde. Bir açıklama yapmış. Ben hani mealen söylüyorum. Ee, işte e, Kızılay'ında ayında e, bu yapılan işlemde bir hukuki e, hata olmadığını e, belirten e, açıklaması var. Genel Başkan Kerem Kınık'tan gelen bir açıklama. Kızılay Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi, Türkiye Kızılay Cemiyeti'nin bir iştirakidir. 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadır üreticilerinden birisi birisidir demiş ve Satışlardan elde edilen gelir de Kızılay'a aktarılır. Kızılay da afetler için gerekli olan çadır ve diğer insani yardım malzemelerini ürettirerek depolar acil ve ihtiyaç anında da vatandaşlara ücretsiz dağıtır demiş. Biz yurt dışında bir başka kuruluş için 2050 adet logosu bulunmayan çadırı tedarik ettik. Bunun için üretmiştik ve e, talep üzerine e, Afat'ın gönderdiği yer, e, yerlere sevk edip depremzedelerin hizmetine sunduk demiş. E, ve hani Ahbap Derneği'nin e, üzerinden bunu yaptığını söylemiş. Yani logosu bulunmayan, yurt dışında bir başka kuruluş için üretilen 2050 adet çadırı biz Afet'in ilk günlerinde e, Ahbap Derneği üzerinden e, Afat'a gönderdik demeye getirmiş e, anlaşılan bu. Evet değerli izleyiciler kısaca gündemi değerlendirdik. Bunu yapmaya çalışacağız. Düzenli olarak elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Sizi bilgilendirmeye çalışacağız Asya Balkan TV ekranlarından. Bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ve ayrılırken tabii ki kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yeniden görüşmek üzere efendim. Saygılarımızla.